Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak 1. Murad'ın saltanat yılları hakkında genel bir değerlendirmede bulunmuştuk. Ve o konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki önemli isyanlardan biri olan Şavcı Bey isyanını ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, bu haftaki konumuz Şavcı Bey isyanı. O zaman videomuza geçiyorum. Murat Bey bu seferdeyken taht vekili olan oğlu Şavcı Bey bir şehzade ayaklanması başlattı. Gerçekte bu Osmanlı şehzadesinin ayaklanması İstanbul'da Bizans İmparatorluğu için imparator adayları arasındaki taht kavgalarının bir uzantısıydı. 1. Murat 1373'te yanına yasal hükümdar olan Bizans İmparatoru 5. Yannis Palaiologos ile birlikte bir Anadolu seferine çıkmıştı. Konstantinopolis'teki büyük oğlu Andrinikos, küçük kardeşi Manuel ile taht rekabeti halindeydi. Babasının başkentten ayrılmasından istifade eden Andrinikos, bir komplo yapıp imparatorluğunu ilan etti. Bu ayaklanma eylemine her nedense daha 14 yaşında olan Osmanlı Şehzadesi Şavcı Bey de katılıp Rumeli'de babası 1. Murad yerine hükümdar olduğunu ilan edip kendi adına hutbe okuttu. 1. Murad'ın komutası altındaki Osmanlı güçleriyle hemen Rumeli'ye geçmesi üzerine Şehzade Şavcı Bey ve Bizanslı gaspçı Andrinikos'un komutası altında bulunan birliklerle İstanbul yakınlarında Apikridum mevkiinde bir çarpışma yapıldı. Ve Murat Bey idaresindeki ordu Şavcı Bey ve Andrinikos'un ordusunu dağıttı. Savcı Bey Dimetoko'ya kaçtı ve orada yakalandı. Babası Savcı Bey isyanından çok etkilendiği için önce onun gözlerine mil çektirme cezası uygulattı. Feridun Bey münşiatı terimi ile Savcı Bey Nur-ı Bastara'dan mechur yani görme ışığından yoksun edildi. Aynı ceza Bizans İmparatoru 5. Yannis tarafından Asiye oğluna da uygulandı. Fakat tarihçiler Bizans İmparatoru'nun bu cezayı daha hafif bir şekilde uygulatıp oğlunun gözlerine kızgın sirke döktürüp yarı kör ettirdiğini bildirirler. Murat Bey oğlunu kör ettirdikten sonra öfkesini yenemeyip sonradan Bursa'da bulunan Savcı Bey'i boğdurtarak idam ettirdi. Bursa dolaylarında başlayıp orada biten Savcı Bey öyküsü sonradan şiir ve romanlara konu olmuş bir trajik vaka oldu. Evet, şimdi kıymetli dostlarım bulabilirsem sizlere şimdi Savcı Bey isyanı ile ilgili bir şiir dinletmek istiyorum. Ve onu arıyorum. Evet, şimdi ona bir bakayım bulabilirsem. Size onu dinleteyim videomuzun geri kalan kısmında. Evet.
Osmanlı Devleti'nde her şehzade bir gün mutlaka padişah olacağı umuduyla yetiştirilir, eğitimlerine son derece özen gösterilirdi. Çevresindekiler tarafından özgüven aşılamak amacıyla kardeşlerinin arasında her bakımdan en iyisi olduğuna inandırılan şehzadeler, bu nedenle tahta en çok kendilerini layık görür, devleti en iyi kendisinin yönetebileceğine inanırdı. Bu inançla yetiştirilen şehzadelerden biri de 3. Osmanlı Padişahı 1. Murat'ın en küçük oğlu Savcı Bey'di. Osmanlı'da yaşanan en trajik olaylardan birinin kahramanı olan Savcı Bey'in babasına karşı başlattığı ve Osmanlı tarihinde ilk ciddi taht kavgası olarak gösterilen isyan, sadece bir şehzade isyanı olarak kalmamış, ileride meydana gelecek ve kardeş katline sebep olacak olaylara da öncülük etmişti. Sultan 1. Murat'ın 3 şehzadesi vardı. Beyazıt, Yakup ve Savcı. 1373 yılına gelindiğinde bu şehzadelerden her biri yetişmesi amacıyla bir Osmanlı sancağına yönetici olarak atanmıştı. Şehzade Beyazıt Kütahya'da, Yakup Çelebi Karesi'de ve Savcı Bey de Bursa'da görevliydi. O yıllarda henüz 14 yaşında olan Savcı Bey'in hal ve hareketleri, atılganlığı, hırsı ve geniş bir taraftar kitlesine sahip olması, zeki bir padişah olan babası 1. Murat'ın dikkatinden kaçmıyordu. Bu nedenle oğulları içerisinde yaşça en büyüğü olan Beyazıt'a bir mektup yazdı ve kardeşleri hakkında kendisine bilgi vermesini istedi. Şehzade Beyazıt da cevaben yazdığı mektubunda onun şüphelerini doğruluyor ve Yakup'un çok sessiz ve sakin olduğunu, ancak savcının çevresinden etkilenerek bazı yanlış hareketlerde bulunabileceğini söylüyordu. Tam da bu dönemde 1. Murat'ın oğlu savcıyı test edebileceği bir fırsat ortaya çıktı. Bizans'la ilişkilerin iyi olduğu o yıllarda bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya istinaden Sultan 1. Murat yanına Bizans İmparatoru 5. Yannis Palaiologos'u da alarak Anadolu'da karışıklıklar çıkaran asi beylerin üzerine sefere çıkacaklardı. Sultan 1. Murat seferden dönünceye kadar yaşça daha büyük olan oğulları dururken tahtını o tarihte henüz 14 yaşlarında bulunan küçük oğlu Savcı Bey'e bırakmayı uygun gördü. Aslında amacı şehzadesine güvenip güvenemeyeceğini test etmekti. Aynı dönemde Bizans'ta imparatorun büyük oğlu Andronikos ve küçük oğlu Manuel arasında da taht kavgaları yaşanmaktaydı. Andronikos, babasının tahtı kardeşi Manuel'e bırakmasından endişe ediyor. Bu nedenle babasını devirip tahtı bir an önce ele geçirmek için fırsat kolluyordu. Babasının Osmanlı hükümdarı ile birlikte sefer için Anadolu'ya gitmesini fırsat bilen Bizans prensi hemen bir plan yaptı. Ve Bursa'da bulunan Şehzade Savcı Bey ile temasa geçerek onu da bu oyuna dahil etti. Plana göre babaları hazır başkent dışındayken kuvvetlerini birleştirip isyan edecekler ve onları devirerek biri Osmanlı padişahı, diğeri de Bizans imparatoru olacaktı. Prens Andronikos'un zaten gönlünde padişahlık olan Şehzade Savcı Bey'i bu teklifiyle kandırması çok da zor olmadı. Andronikos ve Şehzade Savcı Bey 1373 yılının Mayıs ayında harekete geçtiler. Bir gün ansızın Savcı Bey Bursa'da kendini sultan, Andronikos İstanbul'da kendini imparator ilan etti. Andronikos'un aklına uyarak babası 1. Murat yerine hükümdar olduğunu ilan eden Savcı Bey, çevresindeki akıllı uslu insanların uyarılarına aldırmayıp
kendi adına hutbe bile okuttu. Hazineyi talan ederek kendisini destekleyenlere altın dağıttı. Böylece paraya tamah eden başı bozukları da yanına çekmeyi başardı ve Osmanlı topraklarını istediği şekilde idare etmeye başladı. Padişah 1. Murat, oğlunun yaptıklarını duyunca seri kanlılığını koruyarak derhal Çanakkale tarafına geldi. Burada isyandan haberi yokmuş gibi Bursa'da bulunan oğlu savcıya bir mektup yazdı. Mektupta Çanakkale civarında otağı kurduğunu ve burada büyük bir sürek avı düzenleyeceğini söylüyor, oğlu savcıyı da yanına çağırıyordu. Tarihçiler 1. Murat'ın direkt ordusuyla Bursa'ya yürüyebileceğini, fakat amacının isyanı kan dökmeden bu şekilde baba oğul arasında tatlı dille halletmek olduğunu söylüyorlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki Osmanlı'nın ilk zamanlarında sonraki dönemlerdeki gibi kardeş veya evlat katli pek görülmüş bir şey değildi. Ancak 1. Murat'ın mektubu şehzadeye ulaşınca o verilen emre itaat etmediği gibi ordu toplayıp babasının üzerine saldırmak için hazırlıklara başladı. Bunun üzerine 1. Murat son çare olarak Bursa'ya yürüdü. Bursa yakınındaki Kite Ovası'nda baba oğul arasında yapılan çarpışmada Şehzade Savcı ele geçirildi. Ona destek olan yandaşları ise bu isyanın bedelini canlarıyla ödediler. Şehzade Savcı yakalanıp padişahın huzuruna getirildiğinde aslında 1. Murat'ın hala onu katlettirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Babası eğer suçunu kabul edip özür dilediği takdirde kendisini affedeceğini daha önceden ona bildirmişti. Ama Savcı Bey isyanından dönmedi. Özür dileyeceği yerde aksine sert ve gerçek dışı sözlerle babasına karşı gelmeyi sürdürmüş ve kendisinin padişah olması gerektiğini savunmuştu. Bunun üzerine hiddetlenen 1. Murat, oğlunun bir daha tahta geçme imkanını ortadan kaldırmak için daha önce görülmemiş bir ceza verdi. Osmanlı tarihçilerinin yazımıyla Savcı Bey'in dünya gözünü kapattı. Yani oğlunun gözlerine mil çekerek kör etti. Bir süre sonra da savcının akıllanmayacağına kanaat getirerek yine bir şeyler yapma ihtimaline karşı nizamı alem için oğlunu idam ettirdi. Bizans İmparatorluğu'nda da olaylar benzer gelişmişti. Bizans Prensi Andronikos da 25 Mayıs 1373'te babasının kuvvetlerine karşı yaptığı savaşta yenilgiye uğradı ve teslim olmak zorunda kaldı. Onun da akıbeti Şehzade Savcı Bey gibi gözlerine kaynar sirke dökülerek kör edilmek oldu. Lakin canı bağışlandı, hatta ileride kısa bir süreliğine dahi olsa Bizans tahtına bile geçti. Bu olay Osmanlı tarihindeki ilk evlat katli ve ilk şehzade isyanıydı. Fakat elbette son olmayacaktı. Evet kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murad-ı Ödivendigar'ın dönemindeki Şehzade Savcı Bey isyanını ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konu ise Murad-ı Ödivendigar dönemi Anadolu'da kazanılan yeni topraklar konusu olacaktır. Bir dönümüzdeki hafta sizlerle birlikte Murad-ı Ödivendigar'ın Anadolu'da kazandığı toprakları ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.